Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömer. Geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru şu yönde. 2009 yılında Work and Travel programıyla Amerika'ya geldim ve dönmeden 10 gün kadar önce araba kiraladım ve bu arabayla bir kaza yaptım. Polis geldi ve beni suçlu buldu. Ticket yazdı ve bunu Türkiye'ye gidince ödedim. Ama aynı zamanda araba sigortası olduğu için, yani kiralarken sordular ve sigorta almadığım için bana kiraladığım firmanın da bir yaptırımı olabileceğini söylediler. Ben de ülkeme döneceğimi söyledim. Polis de Türkiye'deki adresimi aldı ve Türkiye'ye döndükten 2-3 ay sonra eve kiralama şirketinden yazı geldi. 4000 dolar gibi bir masrafı ödememi istiyorlardı ama ben ödemedim. Bir kere daha geldi yazı ve yine ödemedim. Öğrenmek istediğim şu, aslında 3 ay içinde eğitim için Amerika'ya gitmeyi düşünüyorum. Sizce bu durum vize almamda ya da Amerika'ya girişinde herhangi bir sorun yaratır mı? Şimdi öncelikle tabii ki Amerika'da medeni davalar diyeceğimiz, yani bu sivil davalarla ilgili olan, yani ya da diyelim alacak davalarla ilgili olan durumlar, kişilerin cezai durumunu ya da cezai tutuklanma durumunu kesinlikle sağlamaz. Ve aynı anda da kişilerin kişisel borçları ya da alacaklı olması onlardan bazı firmaların, onların Amerikan vizesi alması ya da Amerika'ya girişlerini engelleyecek bir durum değildir. Dolayısıyla siz bu durumda Amerika'ya vize almanızda ya da Amerika'ya gelmenizde bu olaydan dolayı herhangi bir engelle karşı karşıya kalmayacaksınız. Eğer bu noktada bir ödeme durumu yapmayı planlıyorsanız bu sigorta firmasına ulaşıp en uygun şekilde size de maliyeti çok düşük şekilde bir anlaşmalarına gidebilirsiniz. Bu da size tavsiyemiz olacak. Yoksa vize almanızı ya da Amerika'ya gelmenizi engelleyecek bir durum yoktur deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden geçen haftadan gelen soru şu yönde. Amerika'ya Work and Travel için gelip sonrasında F1 öğrenci vizesine statü değişikliği yaptıktan sonra tatillerde Türkiye'ye gidebilir miyim? Seyahat izni almam gerekiyor mu diye takipçimiz soruyor. Amerika'ya geldiniz ve burada statü değişikliğinde bulundunuz ve öğrenci statüsüne geçtiniz. Bu sizin ülke dışına çıkış ve giriş yapmanız için herhangi bir seyahat izni size vermez. Sadece Amerika'da statünüzü korumanızı sağlayan bir durumdur bu. Eğer tatillerde de Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorsanız, çıkış yaptığınızda Türkiye'de Amerikan konsolosluğuna gidip öğrenci vizesi almaya çalışacaksınız. Yoksa Amerika'ya tekrar giriş yapamıyorsunuz. Sadece Amerika'da onay aldınız diye. Dolayısıyla ülke dışına çıktıysanız o zaman Amerikan konsolosluğundan vize almanız da gerekiyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'dan Türkiye'ye gelişte beyan etmeden 50 bin dolar getirsek ve bu para fark edilirse bir sorun olur mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz tabii Amerika'dan bunu Amerika dışına götüreceğiniz bir para. Dolayısıyla bu noktada genelde çıkışta bir beyan etme durumu oluşmuyor. Ama eğer görevliler sizi, gümrük görevlileri çıkışta böyle bir meblağda parayla çıkış yaptığınızı görürseler, hakkınızda işlem yapma durumları yüksek. Bu parayı nereden kazandığınızı, nereden elde ettiğinizi soracaklar ve bu paraya el koyulma durumları da oluşabilir. Fakat dediğim gibi, evet, bu çok yüksek bir rakam. Kişinin yanında götürmesi, yani elden götürmeye çalışacağı yüksek bir rakam. Dolayısıyla bununla ilgili vergi dairesiyle ilgili sorunlar oluşabilir. Bu açıdan da bu kadar yüksek meblağda çıkmamanızı tavsiye ediyoruz. Evet, diğer takipçimizden geçen haftadan kalan soru da şu yönde. Amerika'da olan bir yakınıma ortalama 5000 dolar para yardımı yaptım ama geri dönüşü olmadı. Makbuzları mevcut. Bunu tahsil edebilir miyim? Yasal yolları nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz bu takipçimize. Eğer yakınınızın nerede oturduğunu biliyorsanız yaşadığı bölgedeki bir mahkemede alacak davası açabilirsiniz. Tabii bu noktadaki önemli olan şey, sonuçta siz makbuzları varsa, elinizde ödeme yaptığınıza dair kanıtlar varsa, kişisel alacak bile olsa bu, buradan işlemini yapmanız mümkün olacak. Yalnız mahkeme süreciyle girip bunu temin etmeye çalışacaksınız. Dolayısıyla Amerika'ya gelmeniz de gerekebilir. Bunu da göz ardı etmemeniz lazım. Yoksa eğer yasal yolları da ilerleyip onun üzerinden alacağınızı temin edebileceğinize ortaya çıkarsa mahkeme bu noktada karar verebiliyor. Bu noktada tabii belki ilk tavsiyem, eğer kişiye ulaşıp ondan hala bu noktada bir alacağınızı alabilme ya da bir indirim yapıp alabilme durumuna bakarsanız sizin için çok daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Evet, geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde.
Amerika'da J1 vizesinden F1 öğrenci vizesine statü değişikliği yapınca ara dönemlerde Türkiye'ye gidince tekrar öğrenci vizesi almam gerekiyor mu? Bu statü değişikliği belgemle Amerika'ya giriş çıkış yapabilir miyim? Eğer Türkiye'de öğrenci vizesi görüşmesine gireceksem Amerika'da statü değişikliği yapmış olmam benim için dezavantaj mıdır diye bu takipçimiz bize birkaç tane soruyu sormuş oluyor. Şöyle söyleyebiliriz biz kendisine. Sizin Amerika'daki statü değişikliğinizi yapmış olmanız sizin ara dönemlerde ülke dışına çıkıp gelmek için bir izin vermez. Eğer ülke dışına çıkarsanız o zaman evet Amerikan konsolosluğundan öğrenci vizesi başvurusu yapıp geri gelmeniz gerekiyor. Bu durum negatif bir durum oluşturur mu size? Yani statü değişikliği yapmış olmanız Amerikan konsolosluğunda sizin için negatif bir durum oluşturur mu? Bu aslında durumdan duruma, kişiden kişiye değişebilecek bir durum bu. Dolayısıyla bu açıdan benim hani bu noktadaki tavsiyem şu olabilir. Genelde bakış noktası tabii statü değişikliği burada yaparsanız ve Amerikan konsolosluğuna vize almaya gittiğinizde olumsuz bir durum oluşabilir. Dolayısıyla hani bu açıdan siz çok acele etmeyip eğer burada kalabiliyorsanız, statünüzü devam ettirebiliyorsanız devam ettirmenizde fayda var. Eğer yarın eğitim düzeyi noktasında master eğitimi ya da üniversite eğitimi bir sürecine geçerseniz sanki o zaman gitmeniz çok daha mantıklı olabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben F1 Family yani F1 Family aile statüsünden başvuru yapıyorum. Fakat mahkemeye çıktım. Kavgadan dolayı para cezası alıp paramı ödedim. Bu durum green card almamı etkiler mi? Şimdi siz tabii ki aile başvurusu üzerinden yeşil karta gidebilecek kategorilerin ilk sırasındasınız. Ve dolayısıyla vize kotası bekleme süreniz geldiği zaman siz gerekli konsolosluk çalışmaları yapılıp yeşil karta geçmeniz mümkün olacak. Tabii herhangi bir cezai sorun yaşamış olmanız, bu Türkiye'de de olabilir, yaşamış olmanız sizin maalesef önünüze green card almaya çalışırken gelecektir. Dolayısıyla sizin bir adli siciliniz oluşacaktır ve bu adli sicilden dolayı Amerikan konsolosluğu sizin o mahkemenin sonucunu gösteren kararı görmek isteyecektir. Eğer bu karşı karşıya kaldığınız suç sizin yeşil kartı almanıza engel olacak güvenlik ya da işte etik kuralları tarzı suçlarla ilgili değil ise bir sıkıntı yaşama durumunuz gözükmüyor. Çünkü para cezasına çevrilmiş bir durum var. Ama suçun niteliği ve içeriği maalesef yeşil kartı almayı etkileyebilir. Dolayısıyla bu noktadaki tavsiyemiz kesinlikle karar alınmışsa bununla ilgili detaylara da bakıp sizin Amerikan konsolosluğundaki görüşmenizde bu herhangi bir sorun teşkil edip etmeyeceğini fark ediyor olmanız ya da görüyor olmanız da önemli bir etken olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan kalan diğer bir soru da şu yönde. Ben şu an yurt dışındayım. Türkiye ve Amerika dışında. Yıllık kazancım 120 bin dolar. Green Card çekilişine başvurdum. Eğer Green Card çıkarsa vergi verecek miyim? 120 bin dolar brüt maaş. Borosunda gözüken rakam kesintilerinden sonra da bankaya yatan 90 bin dolar civarı hangi rakam dikkate alınıyor diye takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan durum şu. Sizin yıllık kazancınız yeterli durumda. İster brütü dikkate alsınlar, ister net rakamı göze alsınlar. Ama burada önemli olan eğer sonuçta siz belli bir yerde çalışıyorsanız ana aldığınız maaş kabul edilen olacaktır. 120 bin olan. Ama dediğim gibi ikisi de zaten uygundur. Ama sorunuzu cevaplamak açısından eğer bir yerde çalışıyorsanız brüt maaş yani 120 bin dolar olan rakam dikkate alınacak bir rakamdır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Türkiye'de altın ve gümüş banka hesabım var. Burada birikimim var. Birikimimden dolayı bilgi vermemiz gerekecek. Green Card sahibiyken altın veya gümüşü satıp dolara çevirdiğimizde elde edilen kardan vergi ödemesi söz konusu mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz yeşil karta geçtiyseniz ve yeşil kartınız olduğunda Amerika dışında bile bir gelir elde ettiğinizde ki bu gelir yatırımdan da olabilir. İşte aynen sizin yaptığınız gibi altın ve gümüş alıp onu daha sonra sattığınızda elde edilen bir kar varsa bu yatırımdan elde edilen bir kardır. Dolayısıyla bunu beyan etmeniz gerekecek. Ama siz bunun Türkiye'de beyanını yapıp Türkiye'de vergisini ödedikten sonra aynı rakamı yani vergiyi iki kez ödemek zorunda kalmayacaksınız Amerika'da. Sadece Amerika'daki yapacağınız vergi beyanında
ülke dışında bu geliri beyan etmiş olacaksınız. Bu vergi beyanınızı, ülke dışında elde ettiğiniz geliri beyan ediyor olacaksınız. Dolayısıyla bu rakamı tekrar vergisini ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Tabii bunun belli bir rakamsal şeyleri var, detayları var. Belli bir rakam üzerinde farklı durumlar oluşabiliyor. Ama dediğim gibi çifte vergiyi ödemek zorunda kalmayacaksınız. Böyle bir durumu da dikkate almanızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Evlilikle verilen 2 yıllık green card'ın süresi doldu. İkinci asıl olan green card ne kadar sürede ulaşır diye takipçimiz bize soruyor. 2 yıllık green card'ınız, yeşil card'ınız bitmeden 10 yıllık olan permanent green card'ınız için başvurunuzu yaptıysanız ve sonucu bekliyorsanız şu anki sürelerle tahmini başvurudan itibaren dosyanızın sonuçlanması 18 ayı bulabilir. Bu da yaklaşık 2-3 ay önce göçmenlik dairesinin 1 yıl civarında süren bekleme süresinin 18 aya uzadığını bildirdiği bir durumdur. Ve bundan dolayı da içeride dosyası olan kişilerin de bekleme süreleri 18 aya çıkarılmış durumda. Dolayısıyla başvurunuzdan itibaren neredeyse en az ya da ortalama 18 ayın geçmesi gibi bir süre gerekecektir. Ki o süreden sonra siz yeşil kartınız hakkında dosyanızla ilgili haber alabiliyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Diyelim ki çekilişi kazanıp green card kazandım ama üniversiteme Türkiye'de devam etmek istiyorum. Burada bitirip mezun olup sonrasında Amerika'ya gitmek istiyorum. Üniversitemi tamamladıktan sonra Amerika'ya gidebilme şansım var mı? Yoksa kartı aldıktan sonra Amerika'da ikamet etmek zorunda mıyım? Bu takipçimize şunu söyleyebiliriz. Siz green card'ı kazanıyorsanız tabii ki buradaki amaç Amerika'da ikamet etme amacı ve niyeti oluyor. Dolayısıyla siz Amerika'da ikamet etme niyetindeyken, durumundayken sizin green card'ınızı aldığınız zaman burada yaşamanız gerekecektir. Ama sizin gibi birinin durumunda olan biri için, yani eğitimini tamamlamak zorunda olan biri için ülkesinde, o zaman siz green card'ınızı aldıktan sonra 2 yıllık Amerika'ya geri gelememe izni için başvuru yapmanızda fayda vardır. Bu başvuruyla siz hem burada ikamet etmek zorunluluğunu kaldırmış olursunuz, hem de 1 yıl daha fazla Amerika dışında kalma durumuyla karşı karşıya kalırsınız ve bunun sonucunda da yeşil kartınızı kaybetmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu sayede hem siz green card'ınızı korumuş oluyorsunuz eğitiminizi tamamlayana kadar. Eğer bu 2 yıllık süreç bitiyorsa tekrar bir 2 yılı talep edip bu sayede eğitiminizi tamamladıktan sonra artık Amerika'ya taşınma durumuyla karşı karşıya kalacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Vergi iadesini Amerikan vatandaşları ve green card sahipleri de alabiliyor mu? Yoksa sadece work and travel gibi programlarla gidenler mi alıyor diye takipçimiz soruyor. Öncelikle kişiler, Amerikan vatandaşı olanlar ve green card sahibi olanlar vergi beyanlarını yaptıkları zaman Amerika'da vergi dönemi bittiğinde vergi iadelerini yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu aslında sadece work and travel'la gelip C1 vizesi almış kişilere husus olan bir durum değil. Dolayısıyla Amerikan vatandaşları ve yeşil kart sahipleri de vergi beyanlarını yapabiliyorlar ve vergi beyanlarından dolayı eğer bir iade ile karşı karşıya kalacaksalar iade alma durumları da mümkün oluyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. Single vize aldık diyelim. Amerika'da vize süresini uzatabiliyor muyuz? Yoksa vize uzatma işleminin single vize ya da multiple vize ile alakası yok mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'ya bir turist vizesi alıyorsanız, bu ister bir girişli olsun, ister bir daha fazla ya da isterse kısa süreli olsun, uzun süreli olsun, önemli değil. Siz size verilen vize süresince Amerika'ya giriş yaptığınız sürece artık vizeyle olan girişiniz yasal olmuş oluyor. Artık girişteki, gümrükteki görevlinin size vereceği oturum süresi ön plana geçiyor. Dolayısıyla sizin artık vizedeki sürenizin bitiyor olması ya da bir kez giriş yapıyor olmasının bir önemi kalmıyor. Siz giriş yaptığınızda aldığınız statü süresi boyunca çalışmalarınızı devam ettirip eğer işte burada seyahat ediyorsanız ya da iş amacıyla neyse buradaki turist girişinizin B1 ya da B2 olarak o süreyi uzatma ihtiyacı duyduğunuzda uzatmaya başvuru yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla aldığınız vize o noktada herhangi bir
sıkıntı ya da etki yaratmıyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Şu an New York'tayım. F1 vizesiyle geldim. Okulumun birinci ayındayım ve ikinci aya, yani yeni döneme girdim. 6 ay için para ödemiştim ama okulumun ücreti yüksekti. Okulumu ödediğim 6 aylık paranın 3 ayının miktarını geri alıp kendimi başka okula transfer edebilir miyim diye bize bu öğrenci takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii siz okula yaptığınız bu ödemeyi geri talep edip edememe noktasındaki ilk bakacağınız evrak, okulla yaptığınız sözleşme ya da ön bilgi ya da fatura, neyse o ilk ödemeyi yaparken yaptığınız anlaşma, ona bakmanız gerekiyor. Dolayısıyla eğer orada siz okul döneminin belli seviyesine kadar gittiğinizde hala okula devam etmezseniz ya da okul değişikliği yaparsanız belli bir iade alıp almayacağınız belirtiyordur. Tam tersi, okula başladığınız bir ay geçti ama artık maalesef onu geri iade alamayacağınıza dair bilgi de yer alabiliyor. Dolayısıyla benim bu noktada size tavsiyem, öncelikle böyle bir sözleşme durumuna bakın. Ondan sonra okulunuzdaki danışmanınızla görüşün. Uluslararası öğrenci danışmanıyla şu an gittiğiniz okulun. Ona durumunuzu anlatın. Başka okula gitmek istediğinizi, transfer almak istediğinizi, ödemenizi geri alıp alamayacağınızı ve onların cevabına göre de transferi şimdi mi yapmak mantıklı, yoksa eğer geri iade alamıyorsanız 6 ayınız dolmadan önce bir transfer mi yapmanız gerektiği noktasına karar vermenizde fayda var deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. F1 vizem var. Amerika'dayım. Dil programına kayıtlıyım. Yaz dönemi 3 haftalığına Türkiye'ye gidip tekrar gelmeyi planlıyorum. Nasıl yapabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Bahsettiğiniz gibi öğrenci vizeniz varsa, F1 vizeniz ve şu an buradaysanız ve dil eğitiminize devam ediyorsanız, eğer yaz dönemi itibariyle okulunuzun, yani buradaki okula gelmek için aldığınız öğrenci vizesi bitmemişse ve hala geçerliyse, o zaman seyahat etmenizde herhangi bir engel olmayacaktır. Ama eğer Türkiye'ye gitmek istediğiniz dönem için artık bir Amerikan konsolosluğuna aldığınız vizenin süresi bitecek ise, o zaman tavsiyem şunu yapabilirsiniz. Amerikan konsolosluğu bir irtibata geçebilirsiniz. Siz gitmeden önce vize alabilmeniz mümkün olabilir mi? Uzatma durumunuz. Eğer bu mümkün olmayacaksa da randevunuzu ayarlarsınız ve Türkiye'ye gittiğinizde Amerikan konsolosluğuna öğrenci vizesi randevusuna girip oradan vizenizi alıp tekrar gelip Amerika'ya giriş yapabilirsiniz. Tabi bu şu anlamına gelmiyor. Hani sizin eğer vizeniz yoksa, bittiyse ve Amerikan konsolosluğundan bir vize alacaksanız, bu kesin size bir vize verecekleri anlamı lütfen taşımasın. Yani vize vermeme durumları da mümkün olabilir. Bu tip bir durum içinde hazırlıklı olmanızda fayda vardır. Dolayısıyla eğer pasaportunuzdaki vizenin süresi bitmediyse, o zaman Amerikan konsolosluğunda gitmeye gerek duymadan Türkiye yaz tatilinde gidip tekrar Amerika'ya giriş yapmanızda bir engel olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bize gelen soru şu yönde. Amerika'da hangi eyaletlerde borçlara karşılık ikametgahın haczedilmemesi kanunu var diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Amerika'da kişilerin borçlanmış olması ve borcundan dolayı icraya götürülme durumunda kişilerin oturduğu ikametgahlarına bir haciz gelme durumu söz konusu değildir. Tam tersi, eğer kişilerin bir banka hesabı varsa, bu noktada bir mal varlığı varsa, onlara el koyulma yoluna genelde gidilir. Dolayısıyla kişilerin hani ikametgahlarına gelip el konulması gibi bir durum söz konusu değil. Bu noktada da çok fark etmeyecek. Amerika'nın neresine giderseniz gidin, eyaletler arasında farklılıklar oluşsa da bir borcun temini ya da alacağıyla ilgili, ama bu noktalarda kişiler farklı bir durumla karşı karşıya kalmayacaklar deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen sorulardan bir tanesi, turist olarak Amerika'ya gidip Amerika'da ehliyet alabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerika'da ehliyet almak istediğinizde ehliyet alabilme koşulları ya da şartları eyaletten eyalete değişecektir. Dolayısıyla yaşamak istediğiniz ve bulunacağınız eyaletin şartları ya da kuralları sizin onu alıp alamayacağınızı sağlar. Kimi eyaletlerde kişilerin daha kalıcı bir yasal durumda olmasını isteyebilirler. Sadece turist iznin olması yeterli olmaz. Kimi eyaletlerde turist izniniz olsa da
alabilmeniz mümkün olacak ehliyeti. Kimi eyaletlerde yasal bile olmadığınız zaman dahi siz hala ehliyet alabilme durumuyla karşı karşıya kalabileceksiniz. Bu takipçimizin sorusu da turist vize süresince olduğu için eğer hangi eyalette yaşayacaksanız o eyaletteki ehliyet kurumu ya da ehliyeti düzenleyen kurum, burada Department of Motor Vehicle diye geçiyor. Onlardan neleri bir araya getirmeniz gerektiği noktasında bilgi almanızda fayda olacaktır. Dolayısıyla onlardan alacağınız bu bilgiye göre de o eyaletten belli puanlamaları tamamladığınızda, yeterli puan sistemini oluşturduğunuzda puanları, o zaman ehliyet alabilme durumunuz mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Babam emekli, lise mezunu değil. Babama green card çıktı. Babamın çiftçi Bağkur'u var. Acaba green card mülakatında elenme şansı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Kişiler çekilişten green card'a giderken iki koşuldan birini ellerinde bulundurmaları gerekiyor. Bunlardan bir tanesi en az lise mezunu olması gerekiyor kişi. Eğer değilse o zaman bir meslek dalında ve bunun SVP dedikleri puanlaması 7 üzeri olacak. O zaman o meslek üzerinden kişi 5 yıllık tecrübeyi gösterebildiği zaman yeşil karta hak kazanıyor olacak. Dolayısıyla benim bu noktadaki tavsiyem, babanızın kendi işini yapmış durumda. Dolayısıyla o yaptığı işten bakacağı pozisyonun ya da karşısına çıkacak pozisyonun, ki asıl kendisinin yaptığı pozisyon belirlenip SVP'sinin 7 ve üzeri olup olmadığına bakmanız gerekecek. Dolayısıyla bunun için de gerekli, eğer 7 ya da üzeri bir puan sistemini hak ediyorsa onun tecrübeye sahip olduğu bölüm ya da alan, o zaman kendisi oradan yeşil kartı almasına engel oluşmayacak. Ama öyle bir durum yok ise, gösterilemeyecekse, o zaman da maalesef kendisi yeşil kartı alamayacak bir duruma düşüyor olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Okuduğum üniversitede 2 yıl boyunca zorbalığa maruz kaldım ve yaşadığım bunalım sonucu bana zorbalık, mobbing yapan insanlara hakaret ettim. Şimdi adıma 2 tane hakaret davası açıldı. Sertifika programı için vizeye başvursam bu durumdan dolayı reddedilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Buradaki size tavsiyem, görünen sizin hakkınızda bir cezai dava süreci açılmış durumda. Dolayısıyla bu önünüze gelecek bir durum. Burada yapacağınız en ideal şey bu 2 tane açılan davanın en kısa sürede sonuçlanıp düşmesi ya da kapanması yönünde gerekli takibi yapmanız. Ve çünkü öbür türlü vizeye başvurduğunuzda bunlar açık durumda olacak. Bunlar açık olduğu için maalesef siz vize alamıyor bir duruma geçiyor olacaksınız. O açıdan tavsiyemiz bu noktada hakkınızda açılan bu 2 davayla ilgili gerekli süreçleri takip edip düşmesini sağlamanız ya da kapanmasını ve alacağınız o düşme ya da kapanış kararıyla beraber ihtiyacınız olabilir ona. Vize alımı başvurusu için Amerikan konsolosluğuna gidebileceksiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Uber için 2 adet araç olarak birinde şoför, diğerinde de ben çalışsam E2 vize başvurusu yapabilir miyim diye takipçimiz soruyor. Şöyle anlatayım ben size durumu. E2 vize başvuruları yatırımcı vizesi demektir. Ve yatırımcı vizelerinde önemli olan nokta kişinin yatırımını takip edebileceği, denetleyebileceği ya da yönetebileceği bir durumun oluşuyor olması gerekiyor. Dolayısıyla eğer siz sadece işte yatırım yapmak değil ama aynı anda ben geleceğim, şoförlerden bir tanesi olacağım diyorsanız o maalesef yatırımcı vizesi almanızın engeller ya da yatırımcı vizesini aldıktan sonra o vizenin size verdiği bir izin değildir. Dolayısıyla siz hani gelip normal bir çalışan statüsünde değil de orayı yönetici, yöneten, işi yöneten bir pozisyonda ve durumda olmanız gerekecektir. İkinci bir durum, eğer siz bu vizeye Amerikan konsolosluğundan başvurmak istiyorsanız sadece 2 araç alarak bunu almanız mümkün olmayabilir. Çünkü konsolosluk bunun çok aktif bir yatırım olmadığını düşünebilir ve aktif bir yatırım olmadığı için de sizin bu yatırımı yönetecek bir durumda olduğunuzu düşünmeyebilir. O açıdan ama eğer Amerika içindeyseniz belki onu alma şansınız biraz daha kolay. Ama Amerikan konsolosluğunda bu tip yatırımlara pasif bakabiliyor. Araç sayısının daha fazla olması sizin
onay alma şansınızı arttırıyor olacaktır deyip bu takipçimizin E2 vizesiyle ilgili sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card ile Amerika'da polis olma şartları nedir? Özellikle polis olma yaşı nedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Benim öncelikle tavsiyem size, eğer bir polis olmayı düşünüyorsunuz, tabii ki biliyorsunuz polislik burada da eyaletten eyalete değişecektir. Her eyaletin kendine göre şartları ve istediği kurallar olabilir. Bu açıdan öncelikle nerede polislik yapacaksınız ya da hangi polis departmanında çalışmayı düşünüyorsanız ona başvuru yapıp ya da onların başvuru şartlarını öğrenmenizde öncelikle fayda var. Dolayısıyla onlara bakıp en azından olup olamayacağınızı anlamış olursunuz. Ama genel olarak polislik tarzı bir hizmeti çalışabilmek için, kişilerin polis olabilmesi için Amerikan vatandaşı olmaları gerekecektir. Tabii bu dediğim gibi her polis departmanında geçmeyebilir, diğer polis departmanının bölümlerinde uygulamak zorunda kalmayabilirler. Bazı durumlarda ve yerlerde kişiler yeşil kart sahibi bile olsalar polis departmanında belli bir şekilde çalışabilirler. Dolayısıyla tavsiyem hem vatandaşlıkla ilgili şartların tam net anlamanız için hem de herhangi bir yaş sınırı ve gerekip gerekmediği eğitim noktası bu tip detayları anlamanız için hangi kuruma, polis kurumuna gidecekseniz ya da çalışmayı planlıyorsanız onlardan bu konuda bilgi almanızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Oğlumuz 3 yıl önce Los Angeles'ta dünyaya geldi. Doğumdan 1 ay sonra Türkiye'ye dönüp TC kimliği de çıkarttık. Oğlumuz Amerika'ya giriş çıkış yapmazsa herhangi bir hak kaybına uğrar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii biliyorsunuz şu an Amerika'da doğumlu kişiler vatandaşlar geçebiliyorlar. Yani kişinin ebeveyni Amerikan vatandaşı değilse bile, burada yaşamıyorsa bile, yasal durum yok ise bile burada Amerika'da doğduğu zaman bebek otomatikmen Amerikan vatandaşlığını elde ediyor. Bu şu anki yasalardaki durumlar. Tabii yarın bu noktada Başkan Trump'ın da biliyorsunuz çok arzu ettiği, değişiklik yapmak istediği bir durum bu. Herhangi bir değişiklik yapılabilir mi, yapılmaz mı? Bu noktada Kongre'de, meclisten gerekli oyu alıp bu konuda bir değişiklik yapar mı? Bunu bilmiyoruz ama şu an itibariyle sizin çocuğunuzun durumu Amerikan vatandaşı burada olduğu için bu hakkı kazanmış oluyor. Kendisi Amerika'ya hiç giriş çıkış yapmazsa bile, Türkiye'de bile yaşasa hiçbir zaman şu anki süreçte herhangi bir hak kaybına uğramıyor. Dolayısıyla Amerikan vatandaşı olarak istediği zaman daha sonra da olsa Amerika'ya giriş çıkış yapabilir, gelebilir, burada yaşayabilir. Tahmin ediyorum ki siz ona pasaport almışsınızdır çıkmadan Amerika dışına ve dolayısıyla pasaportu yenilemek istediği zaman Amerikan konsolosluğu aracıyla yapabilecek başka türlü bir işlem gerektiren bir durum söz konusu değildir deyip bir takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da kiralık araba firmasına olan borç vize alımını engellemez diye söylemiştiniz. Peki sonrasında Amerika'da yaşarken bu ödenmeyen bir borç problem çıkarır mı? O parayı bir şekilde ödetirler mi? Örneğin banka işlemlerinde ATM kartı çıkarırken veya Amerika'da iş bulma süreçlerinde bu borcu karşımıza çıkarırlar mı diye takipçimiz bize soru soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Tabii eğer siz Amerika'da yaşıyorsanız ve burada yaşarken herhangi bir borçtan dolayı size karşı bir alacak işlemi başlatıldıysa o zaman onu temin etmek için size ulaşabilirler. Ve dolayısıyla eğer sizin sosyal güvenlik bilgileriniz mevcut ise bu araba kiralama firmada dolayısıyla onlar sizin sosyal güvenlik numaranız üzerinden herhangi bir hesabınızın olup olmadığını eğer size karşılığı bir mahkeme kararı alıp yani bir alacağı temin edebilme kararı aldıysalar dolayısıyla o hakları uzun bir süre geçerli oluyor. Yani bundan 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra bile mahkemeden karar ellerinde ise bankanızdan paranıza el koyabiliyorlar. Dolayısıyla bu şekilde bir durum oluşabiliyor. Bu sizin Amerika'da bir iş bulma sürecinde karşınıza çıkmayacak. Yani iş bulma durumunuzu etkileyecek bir şey değil. Ya da dediğim gibi en çok herhalde bankadaki paranızla ilgili durum oluşabilir. Veya bir yerde çalışıyorsanız oradan para kesintisi, maaş kesintisi yoluna gitmeye çalışabilirler. Dolayısıyla dediğim gibi bu noktadaki tavsiyem eğer siz bir yerlerle iletişime geçip bu noktada neyi ödeyebileceğinizi gündeme getirip bu ödeme noktasını netleştirip en azından borçtan kurtulmaya çalışabilirsiniz. Yoksa öbür türlü
Eğer sizin hele burada olduğunuzu öğrenirseler bir şekilde, tabii daha sonra ya da siz iletişime geçtiğinizde, veya ellerinde sosyal güvenlik numaranız var ise sorun olabilir. Ama sosyal güvenlik numarasının olmadığı durumlarda ellerinde çok fazla bir bilgi edinecekleri bir durum söz konusu olmayıp deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da arkadaşımın atları var. 4 senedir Amerika'da yaşıyorlar. Şirket kurdular. Beni aldırmak istiyorlar. Kazançları 2 milyon doları aştı. Benim hiçbir ülkeye giriş çıkışım yok. Türkiye vatandaşıyım. Her şeyi biz karşılayacağız diyorlar. Bu süreç nasıl olur? Şirket üzerinden beni işçi olarak Amerika'ya nasıl aldırabilirler diye takipçimiz bize soruyor. Arkadaşınızın Amerika'da firması var ise ve bu firmanın da bu noktada sizi çalışan olarak almak istiyorsalar, o zaman şirketleri üzerinden size yeşil kart başvurusu yapma durumları mümkün olabilir. Size belli bir ölçüde diyelim, sizin yeteneğinizden ya da tecrübenizden dolayı size ihtiyaç duyacaksalar, o zaman size onun için yeşil kart başvurusu başlatmalarında fayda vardır. Ve bu yeşil kart sürecini başlatırsalar dolayısıyla sizin Amerika'ya gelmeniz belki 1,5-2 yıl bulabilir. Ama bu sayede siz geldiğinizde yeşil kart sahibi olup arkadaşlarınızın şirketinde çalışabilme durumunuz mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Benim ABD vizem kabul edilmişti ama daha sonradan hakkımda bir süreç başlatıldı diye bir yazı geldi. 3 ay içinde bana cevap verecekti ama 3 aylık süre doldu. Hala bir cevap alamadım. Ne yapmam gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer sizi administrative process dedikleri bir sürecin içine soktuysalar, dolayısıyla bu da şu anlama geliyor. Amerikan konsolosluğu size vizeyi verecek ama vize verirken belli konularda emin olmak için bu konuları ya da durumun ya da konunun açıklığı ya da netliği ya da teyidiyle ilgili bir araştırma yapıyor olabilirler. Ve bunun sonucunda alacakları sonuca göre eğer ki olumlu ise vizenizi onaylıyor olacaklar, yoksa vizenizi vermiyor olacaklar. Dolayısıyla bu nesil proses 3 ay sürüyor denilebilir ama 3 aydan da fazla sürüyor oluyor. Kısa da sürüyor. Dolayısıyla bu noktada yapabileceğiniz en iyi şey online takip edebilme yerinden bu numaranızı girip takibinizi yapıyor olmanız. Ya da arzu ederseniz Amerikan konsolosluğuna e-mail gönderip hani bu noktada herhangi bir gelişme olup olmadığı, süreçle ilgili belki eksik bir durum var mı yok mu diye sorabilirsiniz. Ve onlar da size bu konuda ek bilgi verme durumuna gidebilirler ki bu sayede en azından nesli prosesle mi değil mi, bazen çünkü bilgi karışıklığı olabiliyor, güncellememe durumları olabiliyor. En azından bu noktada bir hani hala beklemeniz gerekip gerekmediğini öğrenmiş olursunuz. Yoksa size numaranızla beraber onların administrative process'te olan dosya şeyinden takip edip dosyanız orada çıktığında sizin için artık çalışmaların tamamlandığını görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde bir takiple de ilerleyebiliyorsunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün sorumuzu alıyorum, son sorumuzu. Türkiye'de bir evlilik yapıp Green Card ile Amerika'ya gittikten birkaç ay sonra boşanırsak Green Card ile yaşamaya ikimiz de devam eder miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Tahmin ediyorum takipçimizin bize sorduğu nokta şu. Herhalde kişiye birine, çiftlerden birine göçmenlik vizesi veren çekilişten yeşil kart durumu çıkmış olabilir. Ve bu çıktığında kişilerin ikisi de yeşil kartları almaları için süreci beraber ilerletip Amerikan konsolosluğuna onay aldıktan sonra Amerika'ya girip girdiklerinde yeşil kart sahibi oluyorlar. Ve dolayısıyla o girişten sonra eğer evliliklerde sorunlar oluşursa ve boşanılırsa olabilecek durumlar bunlar. Eğer bir boşanmayla karşı karşıya kalınırsa ikisi de artık birbirinden ayrı olarak yeşil kart durumları ilerliyor. Ve dolayısıyla birbirine etkileyecek durumları yok. Boşansalar bile yeşil kart hakları devam ediyor. Dolayısıyla bu noktada herhangi bir sorun oluşmaz. Ve ikisi de green kartlarıyla ayrı ayrı yaşamlarını devam ettirebilecekler. Boşanmış olsalar da değil. Bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.